14. bölüm. Kuzu ve 144 bin kişi. Sonra kuzunun Siyon dağı üzerinde durduğunu gördüm. Onunla birlikte alınlarında kendisinin ve babasının adının yazılmış olduğu 144 bin kişi vardı. Gökten gürül gürül akan suların sesini, büyük bir gök gürlemesini andıran bir ses işittim. İşittiğim ses, çeng çalanların çıkardığı sese benziyordu. O 144 bin kişi tahtın önünde, dört yaratığın ve ihtiyarların önünde yeni bir ezgi söylüyordu. Yeryüzünden satın alınmış olan bu kişilerden başka kimse o ezgiyi öğrenemedi. Kendilerini kadınlarla lekelememiş olanlar bunlardır. Pak kişilerdir. Kuzu nereye giderse onun ardından giderler. Tanrı'ya ve kuzuya ait olacakların ilk bölümü olmak üzere insanlar arasından satın alınmışlardır. Ağızlarından hiç yalan çıkmamıştır. Kusursuzdurlar. Üç melek. Bundan sonra göğün ortasında uçan başka bir melek gördüm. Bu melek yeryüzünde yaşayanlara, her ulusa ve her oymağa, her dile ve her halka iletmek üzere sonsuza dek kalıcı olan müjdeyi getiriyordu. Yüksek sesle şöyle diyordu: Tanrı'dan korkun, onu yüceltin. Çünkü onun yargılama saati geldi. Göğü, yeri, denizi ve su pınarlarını yaratana tapının. Onun ardından gelen ikinci bir melek şöyle seslendi: Yıkıldı. Kendi azgın ahlaksızlığının şarabını bütün uluslara içirmiş olan büyük Babil yıkıldı. Onları izleyen üçüncü bir melek yüksek sesle şöyle diyordu: Bir kimse canavara ve onun benzeyişindeki puta taparsa, alnı üzerine ya da eli üzerine onun işaretini kabul ederse, Tanrı gazabının kasesinde saf olarak hazırlanmış Tanrı öfkesinin şarabından içecektir. Böylelerine kutsal meleklerin ve kuzunun önünde ateş ve kükürtle işkence edilecek. Çektikleri işkencenin dumanı sonsuzlara dek tütecek. Canavara ve onun putuna tapıp onun adının işaretini kabul edenler gece gündüz rahat yüzü görmeyecekler. Bu durum Tanrı'nın buyruklarını yerine getiren ve İsa'ya olan imanlarını sürdüren kutsalların sabrını gerektirir. Gökten bir ses işittim. Şunu yaz: Bundan böyle Rab'be ait olarak ölenlere ne mutlu, diyordu. Evet, diyor ruh. Uğraşlarından dinlenecekler. Çünkü yaptıkları işler onları izleyecektir. Yerin ürünü toplanıyor. Bundan sonra beyaz bir bulut gördüm. Bulutun üzerinde oturan, başında altın bir taç ve elinde keskin bir orak bulunan, insanoğluna benzer biri vardı. Tapınaktan çıkan başka bir melek, bulutun üzerinde oturana yüksek sesle şöyle bağırdı: Orağını uzat ve biç. Biçme saati geldi. Çünkü yerin ekini olgunlaşmış bulunuyor. Bulutun üzerinde oturan, orağını yerin üzerine salladı ve yerin ekini biçildi. Gökteki tapınaktan başka bir melek çıktı. Onun da keskin bir orağı vardı. Ateşin üzerinde yetkili olan başka bir melek ise sunaktan çıkıp geldi. Keskin orağı olana yüksek sesle, keskin orağını uzat, dedi. Yerin asmasının salkımlarını topla, çünkü üzümleri olgunlaştı. Bunun üzerine melek orağını yerin üzerine salladı. Yerin asmasının ürününü toplayıp Tanrı öfkesinin büyük cenderesini attı. Kentin dışında sıkılan cendereden kan aktı. Kan, 1600 ok atımı çapındaki bir alanda atların gemlerine dek yükseldi.